Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiğiniz Kıymetli bir abimin öğretmenler gün hediyesi lazerim ile karşınızdayım. Bayağı bir menzili var bunların ya ben biraz saçma yapıyorlar zannediyordum. Yani öyle reklamında falan gördüğüm kadarıyla şey yapıyorlar zannediyordum ama bayağı bayağı bir menzili var böyle. Yalnız şey çok enteresan oluyor böyle 5-6 kilometre falan gidiyor en az. Tuttuğun zaman böyle kaynağı belli oluyor. O biraz sıkıntı oluyor ya. yani o sıkıntı olmasa iyi. Ama çok güzel bir şey. Sevgili abime de buradan selamlarımı ileteyim. Teşekkürlerimi sunuyorum. O kendini biliyor. Şimdi bir önceki videoda söylemeyi unuttuk. Bu arada şöyle desenli mesela de şeyleri çıkıyor. Yani buradan oynuyorsun. Desen değişiyor. Şöyle üst, üstümde böyle ee, kobay olarak. Kobay da denmez ya. <laughs> Testler olarak ee, şey yapayım. Şimdi bir önceki videoda kurun içine ilgili konuşmuştuk. Ama detaya girememiştik. Çünkü mevzular çok derinde. Şimdi bu videoda biraz daha sohbet havasında ve size çok enteresan transfer duyumları vererek başlayacağım. Fenerbahçe'nin içe teklifi. Hocam geçen tam giriyordun giremedin. Dün gece giremedik. Kurinci Fenerbahçe yeni gelişmeler. Şimdi Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Radek Kurinci için yeni gelişmeler var. La Gazzetta dello Sport'tan Marco Passotto'nun haberinde sıcak gelişmeler yer aldı. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Benim bir herhangi bir teknik direktörü yerin dibine sokmam için ya çok enteresan büyük hatalar yapacak. Hani cahil bir insanın görebileceği kadar e, şeyleri göremeyip enteresan hatalar yapacak. Ya art niyetli olacak hani atıyorum kendisine işte şucu, bucu, şu takımlı, bu takımlı dedirtecek kadar saçmalayacak. Ya da değerlerimize aykırı bir şey söyleyecek. Şimdi Rade Kurinic öncelikle İsmail Kartal'ın transfer hedefinde olan bir isim. Haberi boşver okumayı yazmayı falan boşver. Ya transfer döneminde istedim. Ya burada bir mesele var. Buradaki mesele şu. Rade için niye istedim? Fred için istedim. Ya hocam Fred'den Rade Krunic aynı mevkinin futbolcular değil. Biri 8 numara, biri 6 numara diyeceksiniz. Kurniç 7 Ekim 93 doğumlu. 30 yaşında bir futbolcu. Terazi burcu falan diyorum şimdi böyle. 1.84 boyunda ön libero. Bak ön libero yani 6. Yani Fred değil de İsmail yüksek profilim. Bosna Hersek'te 32 maç 4 gol. 10 milyon euro dediğim gibi transfer market var. Sözleşme bitiş tarihi 2025. Buraya kadar normal. 10 maçta 3 sarı kartı var İtalya Ligi'nde. Sert bir oyuncu. Hocam biz de buna kırmızı yedirler. 6-8-10 oynama özelliğine sahip. Tabi daha çok 6 oynuyor. Milli takımının da kaptanı. Zamanında Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon euro almışlar. Ee, Sırbistan Ligi'nde oynamış. İtalya Ligi'nin artık tozunu yutmuş. Toplam 14 maç 896 dakikalık süre almış. Şampiyonlar Ligi'nde 210 dakikalık bir süresi var. Buraya kadar her şey anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Buradan sonrasında şunu söyleyeyim. İsmail Kartal alın diyorsa alın. İsmail Kartal almayın diyorsa almayın. Teknik direktör o. Jesus'u getirdin. Gustavo Henrique'yi istiyorum dedi. Bak ben o gün şu cümleyi kurdum. Dedim ki bana göre yanlış. Size göre Yanlış. Bize göre yanlış. Hepimize göre yanlış. Ama kurala göre doğru. Teknik direktörüm ben sana çok güveniyorum. Ne dersen varım. Şunu alın. Hayır onu alamayız o salak. Dersen olmaz. Teknik direktörün senin teknik direktörün senden daha iyi düşünüyor. Bak ben bugün WhatsApp grubundaki arkadaşlara da söyledim. Haber çok önemli değil arkadaşlar. Bu, e, Tonali'nin satışı, Ben Haker'in sakatlığı, sezon başında teknik direktör Pioli vazgeçilmez. Kurun hiç sözleşme imzalamaya yakın uzak falan filan hani aklınıza bir yer olmasın. Yeni sözleşmeyi imzalamıyor. Ciddi bir para beklentisi var. Sebebi de şu Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. Milan Fenerbahçe'den bonservis istiyor. kurun işte diyor ki Allah'ınız varsa bırakın gideyim diyor. Ee, ve ve Edinceko faktörü de Me, malum. Şimdi ben anlatacağım tam anlatayım diye söyleyeyim arkadaşlar. Şuradaki haberin başlığının, içeriğinin, noktasının, virgülün hiçbir önemi yok. Benim anlatacaklarım sizce size daha önemli olması lazım. Yani önem verdiğinizi düşünüyorum. Hatta çayımı bile bu şekilde yudumluyorum ki hani size karşı ayıp olmasın diye. Sponsorumuz gol bardağından. bardağında. Şimdi bakın. Fenerbahçe'nin en kritik 3 oyuncusunu sayın bana. Bir Fred oldu değil mi? Katiyen Fred oldu. Katiyen Fred oldu. Bir Fred. İki kim? Hocam Bekava var. Ciko var. Şimdi Bekava Ciko, Ferdi de var. Yani iki Allah var hocam. iki Ferdi derim. 3 Hocam Bekao ya da Ciku derim ya. Şimdi savunma, güvenlik, Sibop, Enfren. Tamam Bekao. 3-4 diyelim. Bekao, Ciku. 5. Hocam Şimanski falan. 6. Bu sezonki İrfan Can. işte 7. Tadi Ceko falan diye sayarsınız. En önemli iki kişi kim? Fred'i koydunuz. Ferdi Kadıoğlu'nu koydunuz. Ferdi'nin yerine Osterwold'e oynar mı? Sırıtmadı. Oynar. Hızlı, süratli, basar, bindirir. Sadece Türk değil. Kurala uygun olması için orada Türk oynatmanı almak. Burada hiçbir sıkıntı yok. Fred'in yedeği kim? Anladınız mı? Fred bu. Yedeği bu. Bak Ferdi bu. Yedeği 3.5 gibi. Yani Ferdi bu. Yedeği 3.5 gibi. Bak Bekao yedeği kim? Serdar Aziz. Bekao bu. Serdar Aziz hemen hemen bu. Bazı maçlarda bu. Bekao bu. Samet Akaydın yani, Cikubu yedeği Osterwolde bence Chikubuysa Osterwolde bence 3 2 arası. Anlatabiliyor muyum? Fred'in yedeği ben İsmail Kartal'ı çok net anlatıp İsmail Kartal diyor ki ben Kurunic'i alırım. İsmail 1, Kurunic 2, Fred 3, Şimanski 4. Ben orta sahama 4 adam almış olurum diyor. Yani benim orta sahamda 4 adam olmuş olur diyor. Bakın şimdi. Kurunic, Fred, Şimanski. İsmail Kurunic Şimanski. Fred'in yokluğunda. Öyle değil mi? İsmail Kurunic Şimanski. Daha da abartayım. İsmail Fred Kurniç. Çift 8 gibi. Bir tane 6 gibi. Anladınız mı? Adamın amacı bu. Adam hem 6 hem 8 oynayabilen tat klası tartışılmaz bir isim istiyor. 2. Bu adam bir de stopere bir adam istiyor. BK o gitti. Ciku gitti. 3. kim? 3. stoperiniz kim? Serdar Aziz. Kaçınız kefilsin? Bir şey söyleyeceğim. Samet Akaydın'ın sözleşmesi feshedilse taraftarın tepkisinden dolayı söylüyorum. Benim fikrim görüşümden dolayı demiyorum. Kaçınız isyan edersiniz? Anladınız mı demek istediğimi? Mustafa Hoca'nın boş konuşmadığını umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi kurun iç için bütün şartlar zorlanıyor. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben kurun iç Fenerbahçe'de diyorum ya. O kadar söyleyeyim size. Yani o kadar söyleyeyim. Buradan dönmemesi lazım. Ha İnşallah bon servis bedelinden yırtarız. Ya da ciddi bir taksit yaparız. Ya da en azından o bölgede kesme. İyi de hocam mesela orada Crespo var. İşte Zayts var. İşte Crespo ile Zayts bir mi? Ben şöyle bir yorum gördüm. Ali Koç diyor yine eskilere döndü diyor. Kurmuş gibi bir çöpü getirecek. Siz futbolu nerede izliyorsunuz arkadaşlar? Hani futbol izleme şekliniz nasıl? Nerenizden izliyorsunuz mesela? Ulan Kurunuş bak bir futbolcu Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'deki her takımda rahatlıkla oynarsa o futbolcu çok iyidir. Elif Elmas Fenerbahçe'den başka hiç kimse de oynamazdı. Şimdi Elif Elmas'ı getir hepsinde oynar mı? Vedat Muriç'i bugün getir hepsinde az forvet olur mu? Hocam belki Galatasaray'ı Kardi'den de oynatmaz. Geçiniz yani. Ben kaliteyi anlatmak istiyorum. Vedat'a getirsek bugün memnun olursunuz. Simon Kea. Bugün Simon Kea gelsin memnun olur musunuz? Ben olurum. Ben olurum abi. Hocam 34 yaşında Allah'ını seversen sen de ölüyü getirdin, diriyi getirdin. Ya bizim alacağımız isim Bekao'yu, Ciku'yu yedekleyen, zamanı geldi miydi görevini yapabilen, geriden oyun kurabilen, sert, temaslı bir stoper. E, Kea mesela bu sezon kaç maça çıkmış? 34 yaşında tam kabul. E, 7 Aralık'a kadar oynayacak, oynayamayacakmış. 7 maça çıkmış bu sezon. 295 dakika. Bedava verseler yıllık ücretle 1 milyon euro alayım dese ben kabul ederim hem ekonomiyi gözetirim hem kaliteyi gözetirim. Ancak şu bir gerçek. Kurun iç e, sizin çöplediğiniz kadar kötü değil. Yere göğe almayacak kadar mükemmel değil. Ama benim bir cümlem var. Videonun birinde söyledim. Muhtemelen dikkat etmeniz bir kere daha söylüyorum. Bu takımda bir tane Fred var. 15'te 15 yapmış her oynadığım maçta. Peki ya iki Fred'imiz olsaydı? Peki ya 3 Fred'imiz olsaydı? Peki ya 4 Fred'imiz olsaydı? Şimanski yukarı, İrfan Can yukarı, Tatipçi yukarı, Ceko yukarı adam. Bir adam bu kadar kişi yukarı çıkar. Dört tane Fred'in olsa ben kuruluş Fred'den aynıdır demiyorum. Lafı başka tarafa çekmeyin. Ancak birbirini tamamlayan oyuncular. bakın bir tane çark düşünün küçük, bir tane çark düşünün büyük. Birbirine temas edip birbirini çevirdikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Küçüğün büyükten büyüğün küçükten hiçbir fark yok. Bence kuruluş gelirse Fred'le birlikte bunu sağlarlar. Ve şunu söyleyeyim. Kurunic gelirse İsmail Yüksek'in şeyi tartışılır. Şunu kötü oynuyor, bunu kötü oynuyor diye. Anladınız mı? İkincisi stoper. Fenerbahçe'de stoper harekatı 3 aday var. Şampiyonluk yolunda dolu dolu gidiyoruz. Konferans liginde artık son maçımızda bir aksilik olmazsa gruptan çıkarız. Ama ikinci olarak çıkarız. Şunu da söyleyeyim. Gruptan ikinci çıkmak daha mı mantıklı? Ee, birinci çıkmak mı daha mantıklı? Tabii ki daha az maç yapacağın için birinci çıkmak mantıklı. İşte UEFA'dan geleceklerle karşılaşmayacağın için birinci çıkmak mantıklı. İyi gittiğin için birinci çıkmak mantıklı. Hani her halükarda birinci çıkmak daha mantıklı. Burada hem fikiriz. Ama fel ama lakin ancak fakat. Burada bir ancak var. <laughs> Evinde de bir tane fazladan maç oynayacaksın. UEFA'dan gelen takımın zorluğuna göre daha fazla bilet satışı, daha fazla ürün satışı yapabileceksin. Yani bir tur fazladan oynayabileceksin. Ancak lider çıkarsan 600 bin euro alacaksın. İkini çıkarsan 400 bin euro mu? Arada 200 bin euro var. Bugünün şartlarıyla 6 milyon TL'lik bir kar olması lazım. Hani o günün ürün satışından falan bilet satışına 6 milyon lira getirir mi? Bence daha fazla da getirir. Bunun matematiğinde gütmek lazım ama çok mühim değil bu. Şimdi Fenerbahçe devre arasında stoper alacak. Alacak. Orta saha alacak. Ben size dedim Minimum 2 %100. Maksimum 6. Hocam 6 böyle mi gösterilir? Maksimum 6. Minimum 2. 2 tane. Kesinlikle 6'ya kadar da çıkabilir. Hocam Fenerbahçe tarihinde devre arasında 6 transfer yapmadık çıkabilir. Yazın da aynısını diyordunuz. Ha olmaz. Takımı sil baştan değişti. Kim alır? Gustavo'yu kim alır? Allah'ını seversin. Hocam Lemos'u kime kitleyeceğim? Bırak stoper mutoper gelmez. Aynen. Şimdi Fenerbahçe'nin hedefinde Brezilya liginde forma giyen futbolcular var dedi eee Sercan Hamzoğlu ve adaylar başladı. İlk aday Nino. Fluminense forması giyen Nino. Şimdi Fenerbahçe 26 yaşındaki futbolcu 2024 yılının sonunda sözleşmesi sona erecek. Çalışma başlattı. Piyasa değeri 7 milyon euro. Bakın 54 maçta forma giymiş, 5 gol, 2 asisti var. Bir kez Brezilya milli takımında forma giymiş. Size şunu sorayım. Nino'yu hiç izlediniz mi? İzlediniz. İzlediniz. Nino'yu izlediyseniz zaten hepiniz şu cümleyi söylersiniz Hocam keşke gelse. O yüzden çok uzatmıyorum. Biz istediğimizde 7 milyon 10 milyon euro falan istemişlerdi. Biz 5'e kadar çıkmıştık. 5'ten yukarı çıkmadık. Operasyon direktörümüz Mario Branco ne diyorsa o. Ama bu sefer 7'nin altına alma imkanımız var. Bence Hani bak mesela Simon Kea derken hani orada sadece bir örnekleme yaptım. Hocam sen Simon Kea'yı istiyorsun, Nino'yu istemiyorsun diye bak lafı çevirmeyin. Bir cümle söyleyip 15 cümlede açıklama yaptırtmayın bana. Bence Nino Fenerbahçe'ye ilaç olur. İlaç gibi futbolcu. Diğer aday Palmeiraslı Murillo Kerkuira. Ne biçim isim? Cenaze namazına giden şey gibi ya. Yani namazdan falan işi olmadı da cenaze namazına giden ee, şey gibi bir adam ya. Şimdi Murillo Kerkuira 26 yaşında. Stoper. O da Brezilya U23'te falan önemli. 8,5 milyon euro piyasa değeri var. Bu arkadaş 1.88 boyunda. 24 maça çıkmış. Liginde 4 sarı kart, 1 kırmızı kart. Yani sarı karttan kırmızı kart. 3 gol, 2 asisten. Yani hırçın bir oyuncu belli. Ve Rusya'da görmüş. 47 maça çıkmış. 5 gol, 3 asisti var. 4085 dakika. Bak hastasıyım böyle şeylerin, analizlerin, böyle tekliflerin, böyle düşüncelerin, bu tip yaklaşımların. Yani kulübü 2026 yılında sözleşme sona erecek. Ben şunu söyleyeyim bu arkadaşı bize koklatmazlar. Hocam Nino'dan daha mı iyi? Bak futbolcu şu futbolcu bundan iyidir diyemezsiniz. Gittiği yere göre bağlı. Vedat Fenerbahçe'de şahtı. Lazio'da nahtı. E şimdi gitti mesela e, ee, şey ligine. İspanya Ligi'ne. Orada da değişik. Mesela Sherlock, Trabzonspor tarihinin en büyük forvetlerinden biriydi. Gittiği yerde en çöplerden biriydi. Ulan bunu nereden aldık? Bunu bize iyi kitlediler dediler. Bu yüzden mesela İspanya Ligi'nin gol kralı Fenerbahçe'de alt kralıydı. Leo Ortiz'de 3. aday 27 yaşındaki stoper. Ortiz'i de aslında çok iyi hatırlarsınız. Bragantino oyuncuyu. Çok defa gündemimize gelen oyuncu. 27 yaşında 21 maçta 2 kez fileleri havalandırmış. Güncel piyasa değer, 6 milyon euro. Fenerbahçe'nin yoklama çektiği isimlerden biri ben. Ortiz için olur olmaz demiyorum ya da şu daha iyi bu daha iyi demiyorum. Önüme bir liste sundular. Aynı fiyat, aynı şey. Hangisini istersin? Nino'yu isterim. Bizim yapımıza olacak şey. Ha. Aşağı yukarı hocam senin tahminin nedir? Aşağı yukarı benim tahminim 4 milyon euro bon servis çocuğa da 2 milyon euro e, yıllık ücret veririz. Hem Avrupa'ya gitmiş olur. Hem Fenerbahçe'ye kavuşmuş olur Alex, Roberto Carlos gibi futbolcuların etkisi çok büyük. Bakın Brezilya'da Fenerbahçe tercih edilen bir kulüp. Şimdi mesela ben size bir şey söyleyeceğim. Ee, Sırbistan'da hangi takım biliyorsunuz? Hocam Novi Pazar ve Partizan'ı biliyoruz. Üçüncü bir takım çok azdır. Zannetmiyorum yani. Bulgaristan. Hocam Ludovalesti'yi yeni öğrenmiş olduk. Mesela Levski Sofia var değil mi? Benim bildiğim hani öncelerden kalan. Şimdi Brezilyalılara da soruyorlar. Türkiye'den kimi hangi takımı tanıyorsun? Fenerbahçe. Açık ara Fenerbahçe. Çünkü çok fazla Brezilyalı yıldızın oynadığı bir kulüp Fenerbahçe. Ve tercih edilen bir kulüp. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Uruguay mesela. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe binir. Birinde Lugano birinde Mustera mesela. Daha kaptanlığını yapmış isimler bunlar. Ve ben şunu söyleyeyim. Çalışma sürüyor. İnşallah ne olur. Manchester United'dan Fred için astronomik teklif diyor. Şimdi astronomik teklif. Hadi lan oradan. Satılan mal geri alınmaz. Yok o başka bir şeyden. Şimdi Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği futbolla hayran bıraktı. Ve Manchester United kafaları taşlara vurarak biz ne yaptık diyor. Menajeri aracılığıyla da Fenerbahçe'ye haber gönderdim. Şimdi Fred dikkat çeken bir futbolcu. Sahalara geri döndüğü oynadığı top Fenerbahçe'nin şeyi hani gözünü e, e, buraya dikmeleri hiç önemli değil. İstediği kadar gözünü diksinler. Arkadaş bak biz Fred'i şartlardayken alacaktık. Alamadık. Yani şartlardan İngiltere'ye gittiydi. Çok değişik bir topçu profili. Ve ben bir şey söyleyeyim. Bu şekilde performansını sürdürürse Brezilya milli takımına tekrar seçilir. Keşke seçilmese diyeceğim. Ama seçilir. Brezilya milli takımına tekrar tekrar seçilir. Bu performansı sürdürürse. Zaten gözler bizim üstümüzde. Hele hele <laughs> Brezilya teknik yeteneği eski Fenerbahçe'ye birini falan sokuşturursak kesinlikle katı seçilir. Şimdi bak 30 yaşında bir futbolcu 20 milyon euro transfer market verisi var. Eğer fen, Türkiye'deki transfer marketçılar adaletli olursa 20 25 30'a falan çıkar. Çok rahat çıkar. Fenerbahçe 9.74'e aldı. 59 milyon euroya Manchester United'ın 15 milyon euroya Shakhtar Donetsk'in transfer ettiği futbolcu. Manchester'ın Hayatının salaklığını yaptığı futbolcu. 15 maçta 5 asisti var. 1119 ama golle asistle kesinlikle ölçülemeyecek bir performansı var Fred'in. Şimdi Fred'in Manchester United kulübü istiyor. İsteyebilir. Doğru. Diyor ki tecrübeli futbolcu için haber gönderdi. Astronomik ücret falan filan. Fred için astronomik ücret nedir biliyor musunuz? 35 milyon euro. 40 milyon euro. Fenerbahçeli yöneticilerden ya da yönetime yakın birisiyle görüştüm. Şunu söylüyor. 35-40 milyon euro verirlerse düşünebiliriz diyor. Ulan Fenerbahçe tarihinde, Türk tarihinde 35-40 milyon euro'luk satış yok. Diyelim ki 40 milyon euroya satıldı. Yani 40 milyon euroya eğer Fenerbahçe fredi satmayı başarırsa bir şey söyleyeceğim. Bu seneki şampiyonluk her şeyden önemli değil mi? Ligi adalet gelse işte hakemler maçları adil yönetse Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali bu şekilde çok çok yükselir. Böyle bir şey olsa Fred'e 35'i de kabul etmezsiniz değil mi? Farkındayım. Gerçekten farkındayım. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olsa sezon sonu 40'a isteseler o zaman verirsiniz. Çünkü o zaman öyle bir kapılar açılır ki size öyle fırsatlar var ki lan sezon başı 9.75 aldığını sezon sonu 40'a satıyor diye kaç futbolcu koşarak gelir. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda veri bankası çok güçlü. Futbolcu satışı açısından. Bakalım neler olacak ama Fred'in hiçbir yere gittiği yok. Erol Bulut'un bazı açıklamaları olmuş. İstemediğim oyuncular Fenerbahçe'ye alındı gibisinden. Şimdi İngiltere Şampiyonşip ekibi Cardiff City'yi yönetiyor. Erol Bulut. Şimdi ben bak kulübümüze şurada kızarım. hazır Cardiff City'nin başına bir tane Cigola dalı bazda gelmiş. Şimdi Cigol Adalı bazdayı kullan. Kullan abi. Adam Cigol yani bazda yani kullan. Bak 26 kişilik kadro derinliği var. 51.1 milyon euro değeri var. Şampiyonşipte 11. sıradalar. Anlatabiliyor muyum? Lan buraya oyuncu gönder be. Yani kiralık gönder. Şey gönder. Adamlar Siyopis'i aldı ya. Trabzonspor'dan izliyor. Ligi izliyor. Mesela Kent'i gönder buraya. Oynama garantisiyle gönder. Bak Kent'i buraya oynama garantisiyle gönder şampiyonşipe. Becer. Burada var ya uçuşa geçer. Harbi söylüyorum burada uçuşa geçer. Hocam o kadar parayı veremez. Şöyle yapamaz böyle yapamaz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bak Yusuf Akçiçek. Oynama garantisiyle gönder buraya. Parasını sen öde. Vallahi kâra, büyük kara geçersin. Mesela Hull City 6. sırada 30 puanla. E, Leicester City lider gidiyor 46 puanda. Bir de bunlar da şey var. ilk 2 direkt çıkıyor. 3-4-5-6 playoff oynuyor. Yani e, bu şeyin takımı da bu arkadaşımızın takımı da Cardiff'te 27. Hani 3 puanlık bir fark var playoff potasıyla ve bunların ligi çok uzun. 46 maç oynuyorlar sanırım. Evet. 23-23 46 maç oynuyorlar. Yani her an her şey olabilir bu ligde. Ve açıklamalarına baktım ben. Hani uzun uzadıya bazı açıklamalar var Erol Bulut'un. ben yine Fenerbahçe için favori diyorum diyor. İşte İsmail Kartal en istediği futbolcuları aldı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Falan filan. Ama ben şu açıklamalarına çok takıldım. Hani Salih Uçan'ı biz diyor istiyoruz ama alamayız diyor. Bizim bütçemiz o kadar değil diyor. Bedava verseler gene alamayız diyor lan. O kadar acındırma ya. Ha Şamp Premier Lig'e çıksak artar diyor. Premier Lig'inde marka değeri. Cardiff City son iki sezonda düşmekten son anda kurtulan bir kulüp. Transfer yasağımız vardı. Bon serviste oyuncu alma şansımız yoktu. Cezamız Ocak ayında bitecek. Cardiff City sala transfer nedeniyle 20 milyon euro ceza almıştı. Zor şartlarda lige başladık ama şartlara göre iyi transferler yaptık. Playoff potasına da birkaç hafta sokabildik. Puanlar birbirine çok yakın demiş. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. İstediğiniz kadar beni yanlış anlayın. Canınız sağ olsun ama ben olsam ben olsam Zayt'sı buraya kitlemeye çalışırım. Ryan Kent'i buraya kitlemeye çalışırım. Ne derseniz deyin abi. Zayt tam bu kulübe gidecek futbolcu. Gitsin ucuz fiyatı anlaşsın. Premier Lig'in altı. Ha, gider mi? Gitmez. O da kendi çapında bir futbolcu ya. Gitmez. Ama Kent'i buraya gönderebilirsin. Oynama garantisi. Şahane olur hem de. Şahane olur. Kirala ya. Bak oynat demiyorum. Kirala. Premier Lig'in tekrar tozunu toprağını yutsun. Er, yani Erol Bulut e, tedris altında gelişsin. Ha, bu sezon Fenerbahçe'ye katkıda bulunamıyor ama seneye. <laughs> ya Demek istediğimi inşallah tam olarak anlatabilmişimdir. Uzun lafın kısası sevgili dostlar. Fenerbahçe bir stoper. işte Fenerbahçe'nin yeni stoperi. Ve işte Fenerbahçe'nin yeni orta sahası desem. Yalan söylemiş olmam. E, şunu da ısrarlı bir şekilde söyleyeceğim size. Asra'da geri durmayacağım bir Nino ve bir Kurun Fenerbahçe'ye ciddi manada hayat katar. Hayat kazandırır. E, düşman korkutur. Dost sevindirir. Lütfen oyuncuları küçük görme şeyinden vazgeçin. Kendinizi büyük görüp oyuncuları küçük görme. Allah Allah Kurun içimi alıyor falan demeyin. Oyuncuların adına transfer market değerine değil de oynadıkları oyuna bir bakın. Böyle kısa kesitlerini falan videolarını izleyin. O zaman demek istediğimi anlarsınız. Görüşmek üzere.